Arkadaşlar merhaba. Bugün esram çiçeğini yapacağız. Şu şekilde çiçeğimiz. Şimdi ben bu esram çiçeğini mutfak havlusuna yaptım. Ucunu da şu şekilde iğne oyasıyla yaptım. Ve küçük çiçeklerini yaptım. Bu şekilde iğne oyasıyla beraber mutfak havlusunu yaptım. Bunlar takım olacak. Büyük havlusu olacak bunun. Burasını esram çiçeğinin bu kısmını fistoya ilave ettim ben. Fiston üzerine yaptım. Sonra fistoyu buraya diktim. Ucunu da aynı şekilde çiçeklerini yapıp iğne uyasıyla da ucunu yaptım. Bu esram çiçeğinin yapılışını göstereceğim ben ama bu şekilde monta edilişini havluya diğer videolarımda göstereceğim. Bu esram çiçeği neden esram çiçeği? Instagram ve YouTube'da Songül'ün örgüleri diye arkadaşım var. Onun kızın adını koyduk bu çiçeğe. Adı esram çiçeği arkadaşlar. Şimdi bunun yapılışı malzemeleri ben şöyle bir sayayım. Şöyle 2 santimlik kurdele ihtiyacımız var. Rengi bu şekilde. Bunun mavisi farklı. Bu turkuaz. Ben bunun kırmızısını da yaptım. Şöyle. Şöyle altını iyice diktik. Yani çıkması imkansız. Bunun için tabii makasa, çakma. Ondan sonra şöyle tutup kıvırmak için de şu şekilde bir cımbıza ihtiyacımız var. Terzi cımbızı. Bu mavi kurdeleden ben 2,5 metre kestim. Burada 2,5 metre var. Yani bu çiçekten, bütün kurdeleden kaç tane çıkıyor? 10 metre olsa 4 tane çıkıyor. 20 metre olsa 8 tane çıkıyor. 8 çiçek çıkıyor. Bir top kurdeleden. Yani şöyle kurdeleden 8 adet çiçek çıkıyor arkadaşlar. Ben şöyle 2,5 metre kestim bundan. Bunun renk tonu, numarası bu. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bana destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresim de Neşe ile İliş Dünyası. Bütün adreslerim aynı biliyorsunuz. Şimdi ben iğneye şu şekilde ipliğimi geçirdim. Esram çiçeğini yaparken şöyle tutuyorum. Tuttuktan sonra şöyle bir kanadını kıvırıyorum. Şöyle kıvırdım arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra şöyle yaparak böyle devam edeceğiz. Nasıl isterseniz, eğer öyle yapamazsanız şöyle yukarı bir üçgen yapın. Şu şekilde. Şöyle tekrar aşağıya bir üçgen yapın. Görüntü böyle. Sonra tekrar yukarıya şu şekilde üçgen yapın. Tekrar şöyle alta üçgen yapıyoruz. Bakın bunda yani farklılık olan, üçgenlerde farklılık olan aşağıya yaptığımız üçgende bir kere tel alıyoruz. Şu şekilde yukarıya yaptığımız üçgende 1, 2 ve 3 kere tel alıyoruz. Şimdi görünüyor zaten. Şöyle aşağıya bir üçgen yapıyoruz. Tekrar bir tel aldık. Tekrar yukarıya bu üçgenimizi kaldırıyoruz. Şu şekilde 1, 2 ve 3. Böyle bu 2,5 metreyi bitirene kadar bu şekilde yapıyoruz. Kurdelemizin eni 2 santim. Uzunluğu ise 2,5 metre. Şu şekilde. Yukarıya kıvırdığımızda 3 TL, aşağıya kıvırdığımız üçgende 1 TL.
Bu şekilde bitene kadar yapacağız. İlk yaparken zorlanıyorsunuz ama sonrası çok kolay. Çünkü bitene kadar yapıyorsunuz. Ondan sonra kurdeleyi büzüyorsunuz ve cımbızla beraber, terzi cımbızı ile beraber katlaya katlaya gideceğiz. Yapılmışı şöyle. Biraz yapalım. Sonra ben daha önce yaptığımdan devam edeceğim. Bu şekilde esrar çiçeğini yapıyoruz arkadaşlar. Bu çiçeğin isim annesi Songül. Songül'ün adreslerini açıklama kısmından vereceğim arkadaşlar. Instagram adresimi takip etmeyen varsa Neşeyle Eliş Dünyası, YouTube adresim Neşeyle Eliş Dünyası, Facebook adreslerim de aynı. Bu gülün fiyatını bana mesaj olarak mesaj atıp fiyatını öğrenebilirsiniz. Tek tek bunun fiyatı. Bu çiçeği tesbihlerde kullanabilirsiniz. Bohça kenarlarında kullanabilirsiniz. Düğün, kına, nişan, sünnet, kırk mevlidi onlarda mıknatıslı yaparak kullanabilirsiniz. Tesbih uçlarına, süslemelerde, her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çiçek çok güzel, gösterişli bir çiçek. Sadece elinizde 2 santimlik kurdele olacak ve bir çiçek 2,5 metreden çıkıyor. Şu ucuna yaptıklarım ise şunlar 1,5 metre. Aynı yapılışı. Ben bunu şu şekilde yaprağa kondurdum. Şöyle. Bu 1,5 metreden çıkıyor. Bunu başörtü kenarlarında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aynı böyle sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi bu bitmiş hali. Şöyle hepsini ben bitirdim. Aynı şekilde. Hiçbir farkı yok. Bunu bitirdim. Şimdi bunu çiçek haline getirelim. Bitmişi şu şekilde. Havluya geçirilmiş halde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. 2,5 metreyi büzdüm. Böyle oldu. Şimdi bunu şöyle düzelterek şuradan başlayalım. Arkadaşlar şöyle en sonunda bitirdik. Sonunu böyle bitirdik. Şimdi bunu şöyle ilk başladığımız yere geliyoruz. Şunu biraz uzun bırakıyorum yaparken. Çünkü kısa olursa çıkıveriyor. O yüzden çıkmasın diye. Şöyle başlayalım. Şu cımbızımız var. Terzi cımbızımız. Şöyle tuttum. Şöyle kıvırıyorum. Şöyle düzelte düzelte. Şu kıvrımları çok kaybetmeyin. Yani şu kıvrımları vermek için şu kenarları çok açmıyoruz. Bu arada bu altına teğel aldığınız ip, mesela kurdelemiz kaç metre? 2,5 metre. 1 metrenin üzerinde olması gerekiyor. Yoksa böyle açarken falan yetmiyor. Ben yaşadım birkaç kere.
Şuraya ben top bine takıyorum. Şöyle top bine taktım. Biraz aşağıdan takalım. Bu şekilde dönerek kıvırıyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bunlar biraz sabır işi tabii ki. Bu tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu dikeceğiz arkadan.
İyice sıkıştıra sıkıştıra dikelim ki sonradan çiçeğimiz bozulmasın. Şu an böyle olunca çiçeğimize hiçbir şey olmaz. Bu şekilde çiçeklerimiz hazır. Bu kırmızının kurdelesi biraz daha sertti. O yüzden daha tok duruyor. Bu mavinin kurdelesi biraz daha yumuşaktı. O yüzden biraz daha böyle yumuşak duruyor yani. Aralarındaki dokuma farkı var. Bu şekilde aynı havlumuzun şöyle yapılışı bu şekilde, ucu da bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.